Türkiye, Batı için idare etmesi kolay bir müttefik değil. İstediğini alamadığı zaman saldırgan bir şekilde hakarete varan ifadeler kullanan Türkiye, AB'ye üye olma çabasıyla AB'ye artık ihtiyacı yokmuş gibi davranma arasında gidip geliyor. Almanya'nın Düsseldorf kentinde bugünkü konuğum Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Türkiye ile AB arasındaki farklılıklar uzlaşması imkansız bir hale mi dönüşüyor? Mevlüt Çavuşoğlu, Konflikt Son programına hoş geldiniz. Teşekkürler. Şu ifadeleri hatırlıyor musunuz? Nazizm batıda hala çok yaygın. Hollanda Nazi kalıntısı ve faşist. Hollanda faşizmin başkenti. O laleler Osmanlı zamanında gitti oraya. Görünen o ki laleler Hollanda başbakanı ve faşist siyasetçilere ulaşmamış. Faydası olacaksa yeni lale göndeririz, adam olurlar. Sizin ve Cumhurbaşkanınızın ifadeleri bunlar. Siz Avrupa Birliği'ne karşı bu şekilde hakaret edici ifadeler kullanırken AB'nin size bir aday ülke muamelesi göstermesini nasıl beklersiniz? Evet, Hollanda geçen yıl orada Türklerle görüşmemize izin vermedi. Hollanda'da. Her iki taraf açısından da gerilim ve karşılıklı atışmalar fazlaydı. Ve bunu ben başlatmadım. Size ne dediler? Ve Hollanda Başbakanı Hollanda'ya gidip laleleri görebileceğimi ama Türkleri göremeyeceğimi söylemişti. Bunu nasıl tanımlarsınız? Hangi standart? Hangi demokratik standartlardan bahsediyoruz? Hangi demokratik standartlar bunlar? Kendileri karar verirler. Bu egemenlik hakkı. Hayır, değil. Böyle durumlar olduğunda, bu tip durumlarda devletleri eleştirebilirsiniz. Bu eleştiri sizin saldırgan bir hakaret. Hayır. Bu hayır, saldırgan değil. Öyle mi? Hayır, değil. O zaman bu sizin hayır. İnsanlarla konuşma şekliniz mi? Ankara tarzı diplomasi mi oluyor bu yaptığınız? Hayır, hayır. Sizin kendinize göre demokrasi anlayışınız var. Ve demokratik standartları ihlal ettiğinizde, az önce egemenlik dediniz. Bu durumda nasıl olur da Türkiye'ye demokrasi dersi verirsiniz? Size bu hakkı kim veriyor? Eğer Türkiye'yi şu ya da bu sebepten eleştirme hakkınız varsa, bu durumda benim de demokratik standartları ihlal eden ülkeleri eleştiri hakkım olduğunu kabul etmek durumundasınız. Avrupa ile ilişkilere zarar verdiniz. Çünkü iki ay önce... Hayır, vermedim. Avrupa Komisyonu raporunda AB üyesi devletlerle ülkeniz arasındaki ilişkilerin... Gerilediği yer aldı. Hangi devletle? Hatta kimi zaman saldırgan ve kabul edilemez ifadeler kullandığınız... Bana bir örnek verin. Raporda yazan bu. Bu gerçeği yansıtmıyor. İki ay önce Avrupa Komisyonu raporunda söylenen bu. Yani Avrupa devletlerinin ve Avrupa Birliği'nin söylediği her şeye doğru da biz ne söylersek söyleyelim yanlış mı diyorsunuz? Ben size orada yer alan ifadeleri söylüyorum. Bu sizin sorununuz. Kendinizi bizim patronumuz zannediyorsunuz. Siz birinci sınıf ülkesiniz. Sizler birinci sınıf milletlersiniz. Türkiye'de ikinci sınıf ülke. Türkler de ikinci sınıf millet. Kim ikinci sınıf dedi? Kim ikinci sınıf? Bunu doğrudan söylemeniz gerekmiyor. Ama bu, biz bunu Türkiye ile Türklere yaptığınız muameleden anlıyoruz. Nasıl bir muamele görüyorsunuz? Size nasıl davranılıyor? Size ülkelerinde konuşma yapıp yapamayacağınızı söylüyorlar çünkü bunun güvenlik bakımından sakıncaları Hayır. olabilir diyorlar. Peki bu ya toplantı özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve bu konularda bana ders vermeye mi çalışıyorsunuz? Bu sizin çifte standardınız. Hayır, bu benim çifte standardım değil. Avrupa'da demokrasinin eksikliğinden şikayet ediyorsunuz. Maalesef şu anda kesinlikle Avrupa ve Batı'nın çifte standartlarından bahsediyoruz. Sayın Çavuşoğlu, Avrupa'da demokrasinin eksik olmasından şikayet ediyorsunuz. Ama aynı zamanda Birleşmiş Milletler ülkenizde yüz binlerce insana karşı insan hakkı ihlalinde bulunduğunuzu söylüyor. Hayır, bu doğru değil. Yani bir ikiyüzlülük bu, öyle değil mi? Hayır, ikiyüzlülük değil. Maalesef sizin ikiyüzlülüğünüz. Bu durumda Birleşmiş Milletler ikiyüzlü mü oluyor? Bildiğiniz gibi korkunç bir darbe girişimine maruz kaldık ve sonrasında bir takım önlemler almak zorunda kaldım. Benim güvenliğim, halkımızın güvenliği sizin yorumlarınızdan ve anlayışınızdan çok daha önemli. Siz Türkiye'de neler yaşandığını anlamak istemediniz ve Batı'daki birçok devlet darbecileri destekledi.
Şimdi de Batı'daki birçok devlet darbe girişiminde bulunan bu kişilere sığınma hakkı tanıyor. Bunlar arasında eski ordu mensupları da var. Biz bir darbe girişimine maruz kaldığımızda Türkiye'deki demokrasiyi niçin desteklemediniz? Oturduğum yerde hiçbir şey yapmadan darbecilerin tekrar geri gelmesini ve yönetimi ele geçirmesini mi bekleyeyim? Türkiye'de demokratik yöntemlerle iş başına gelmiş hükümeti devirmek ve demokratik kurumları yok etmek isteyen bu örgüt mü? Yani Birleşmiş Milletler hatalı mı? Birleşmiş Milletler'in Almanya ile ilişkilerimizi düzeltiyorum. Çünkü Alman Dışişleri Bakanları benimle çalışıyor. Ben de onlarla çalışıyorum. Avusturya ile ilişkilerimizi düzeltiyoruz. Çünkü yeni Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu, sözümü konuşmanıza izin veriyorum ama size bazı sorular sormaya çalışıyorum. Konuşmama izin vermiyorsunuz. Sorunuzu soruyorsunuz ve İlk cümlemden sonra benden daha fazla yorum yapıyorsunuz. Soruyu sorun, cevap vermeme izin verin ve saygı çerçevesinde. Bana bile saygınız yok ve bu... Size büyük saygım var. Hayır yok. Sadece soruma yanıt almaya çalışıyorum. Yapılmaz. Soru sorarsınız, yorumunuzu eklersiniz ve cevabımı bitirene kadar beklersiniz. Bir mülakat böyle yapılır. Eğer Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'nı bu şekilde küçük düşürmeye çalışıyorsanız, bu böyle olmaz. Sizi küçük düşürmeye çalışmıyorum. Soruya cevap vermeme izin vermiyorsunuz. Bir soru sorup cevap almaya çalışıyorum. İşte size bir soru. Tamam. Sorum şu şekilde. Peki sorun sorunuzu. Geçtiğimiz Temmuz... Evet. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, iki ülke vatandaşı gazeteci Deniz Yücel'in hapse girmesinden dolayı rahatsızlığını dile getirdi ve Cumhurbaşkanımızın kendisini eleştiren sesleri susturmaya çalıştığını söyledi. Sonrasında ise Sayın Erdoğan Gabriel'e yanıt vererek haddini bilmesini söyledi. Sen kimsin ki Türkiye Cumhurbaşkanı'na konuşuyorsun? Kaç yaşındasın? Dedi. Avrupa devletlerinin Cumhurbaşkanınız karşısında eğilip onu mutlu edecek şeyler söylemesini mi bekliyorsunuz? Biz ne zaman Almanya'daki hükümet yetkililerini eleştirsek benzer eleştiriler alıyoruz. Ve ben de zaman zaman aşağılamalara maruz kaldım. Karşılıklı atışmaların yüksek olduğu zamanlarda maalesef bu tip açıklamalar olabiliyor. Ve bu açıklamalar her iki taraftan da gelebiliyor. Daha sonra aynı Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le ilişkileri normalleştirmek için çalıştım. Sayın Gabriel'i evinde ziyaret ettim. Bana bizim usul Türk çayı ikram etti. Beraberce ilişkileri normalleştirmek için çalıştık ve büyük bir ilerleme kaydettik. Niçin bunlara odaklanıp bu süreçleri incelemek yerine ilişkilerimizin sadece geçmişteki olumsuz taraflarını dile getiriyorsunuz? Son iki yıldır söyledikleriniz ışığında olağanüstü durum önümüzdeki 5 sene içinde AB'ye girmeye çabalamanız. Başbakan yardımcısı Recep Akdağ öyle söylüyor. Akdağ birkaç gün önce Alman gazetesi Die Welt'e konuşarak AB'nin Balkan ülkelerine birliğe katılımları için öncelik vererek Türkiye'ye karşı adaletsiz davrandığını söyledi ve Türkiye'nin diğer tüm adaylardan daha önce birliğe üye olmayı hak ettiğini belirtti. Türkiye 60 yıldır bekliyor ve son 16 yılda birçok reformu gerçekleştirdik. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin en iyi olduğu dönemde, 2006 yılından bahsediyorum. Müzakereler başlar başlamaz, Fransa ve Avrupa Komisyonu'nun kendisi fasılların bir kısmını bloke etmeye karar verdi. Ve Avrupa ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar iyiydi, mükemmeldi. Yani burada Sayın Başbakan Yardımcısı'nın söylemeye çalıştığı şey, biz reformları gerçekleştirsek ve fasılların açılmasını ve kapanmasını sağlayacak eşikleri açsak bile siyasi engellerden dolayı maalesef hiçbir ilerleme kaydedemedik. O yüzden neden Sayın Akdağ'ın düşüncesine saygı göstermiyorsunuz? Kendisi Başbakan Yardımcısı. Türk siyasetçilerin her açıklamasını sorgulayacaksınız. Neden? Ama Avrupa tarafını sorgulamayacaksınız. Tabii ki Avrupa tarafını da sorguluyoruz ama siz burada standart. Avrupa'yı temsil etmiyorsunuz. O yüzden size soruyorum. Avrupa'yı temsil etmiyorum. Türkiye'yi temsilen burada bulunduğunuz için size Türkiye Ben Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden biriyim dostum. Ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 2 sene boyunca dönem burada Dışişleri Bakanı olarak bulunuyorsunuz. Aynı zamanda NATO, aynı zamanda AGİT üyesiyiz. Avrupa'nın bir parçasıyız. Anlıyorum. Biz Avrupa'nın yabancısı değiliz. Bir parçasıyız. Beğenseniz de beğenmeseniz de Avrupa'nın bir parçasıyız. Sayın Dışişleri Bakanı, madem devam etmek istiyorsunuz, o halde neden Cumhurbaşkanınız geçen Ekim'deki meclis konuşmasında Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacımız kalmamıştır dedi. Peki hangisi? 5 yılda üye olmak mı istiyorsunuz yoksa artık istemiyor musunuz? Hangisi? Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik
sanki sadece Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı varmış gibi hareket etmesine bir tepkidir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Bunun farkındayız. Ancak bazı Avrupa ülkeleri maalesef bu gerçekleri görmüyor. O zaman neden artık Avrupa Birliği'ne ihtiyacınız kalmadığını söylüyorsunuz? Aslında Avrupa Birliği içinde sadece birkaç ülke Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkıyor. AB ülkelerinin büyük bir çoğunluğu, AB üye devletleri Türkiye'nin birlik üyeliğinden yana. O zaman neden artık Avrupa Birliği üyeliği istemediğinizi söylüyorsunuz? Bakın bu bir tepkidir. Bu 60 yıldır kapıda bekletilen bir ülkenin verdiği tepkidir. 60 yıl, tamam mı? 60 yıl. Peki o halde bazen neden? Bazen diyorlar ki bu Türkiye'nin hatası. 60 Peki, yıl. Peki o halde Avrupa'yı tehdit etmek niye? Geçen Mart ayında nasıl bir tehditten bahsediyorsunuz? Geçen yılın Mart ayında nedir yani? Almanya ile diplomatik kriz zirveye ulaşmışken Cumhurbaşkanınız dedi ki eğer Avrupa böyle davranmaya devam ederse yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı güvenle huzurla sokağa adım atamaz. Bu ifadeyi kullandı. Bu direkt bir tehdit. Hayır, bu bir tehdit değil. Nasıl oluyor da bu bir tehdit olmuyor? Hayır, bu bir tehdit değil. Aslında Avrupa'ya bir uyarı. Eğer bizim terörle mücadelemizde ikiyüzlü davranırsanız ve teröristlerin ülkenizde aktif bir şekilde bulunmasına izin verirseniz, eğer DAEŞ kötü teröristken PKK en iyi teröristse, eğer PKK'nın zorla haraç toplamasına izin verirseniz, eğer yasa dışı faaliyetlerini ülkelerinizde görmezden gelirseniz, o zaman gelecekte kimse güvende olmaz. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın orada söylemek istediği, terörist örgütlere destek vermeyin ve tüm teröristlere karşı herhangi bir çifte standart uygulamadan aynı önlemleri alın. Kulağa çok tehditkar geldi. Bu tehdit değil. Siz böyle yorumlamayı tercih ediyorsunuz. Nisan ayında Avrupa Komisyonu tarafından şu ana kadar hakkınızda yazılmış en olumsuz raporu aldınız. Yanlış yönde atılan birçok adımdan bahsettiler. Türkiye'nin yargıda, hukuk düzeninde, temel haklarda ve ifade özgürlüğünde ciddi şekilde bir kötüye gidişte bulunduğunu kaydettiler. Ayrıca darbe girişiminden bu yana alınan gözaltı kararları ve meslekten uzaklaştırmaları ciddi endişeyle karşıladıklarını belirttiler. Bu eleştirileri niçin reddediyorsunuz? Darbe girişiminde doğrudan yer almış kişileri ne yapmalıydım? Bunlar çeşitli kurumlarda çalışıyorlar. 223 bin kişi tutuklandı. Hayır, bu doğru değil. Darbeden bu yana. Bu insanlar esasında banka soyguncuları, bunlar katil, tecavüzcü, uyuşturucu taciri, bilirsiniz işte. Bu tip insanlarla kendi ülkenizde ne yapıyorsunuz? Bu insanların sivil ve siyasi haklarını kısıtlamanız mı gerekiyor? Bana bir soru sordunuz. Şöyle söyleyeyim. Bana bir soru sordunuz. Evet, size soru sorabilirim. Evet, sordunuz ve ben de yanıt vermeye çalışıyorum. Peki siz bu tip suçları işleyen insanları kendi ülkenizde ne yapardınız? Türkiye'den, Almanya'daki Türklerden bahsetmiyorum. Türkiye'den 2000'den fazla Türk şu anda cezaevinde. Neden hapse attınız diye soruyorum o zaman. Neden? Belki de suça karışmışlardır, değil mi? Masum olduklarını iddia edemem. Çünkü ülkenizde buna yargı karar verir. Dünyanın geri kalanı bu tip açıklamalara itibar etmiyor, biliyorsunuz değil mi? İnsan hakları kıdemli yetkilisi... Eğer işinize gelmezse itibar etmezsiniz. Sadece soruyu sorabilir miyim? Tepeden baktığınız için tepeden bakan olamazsınız. Sadece siz karar verirsiniz. Ben kamu görevlilerinin ve özel sektör çalışanlarının keyfi bir şekilde toplu görevden alınmalarından, STK'ların keyfi bir şekilde kapatılmasından, keyfi gözaltılmasından, altılardan, yargılama öncesi tutukluluk dönemindeki işkence ve kötü muameleden, ifade ve seyahat özgürlüğüne getirilen kısıtlamalardan ve özel mülkiyetlere devlet tarafından keyfi bir şekilde el konulmasından dolayı kaygılarını dile getiren BM'nin kıdemli insan hakları yetkilisinden bahsediyorum. Bu söylediklerim onda kaygı uyandırıyor. Ben değilim burada bahsettiğimiz. O. Kıdemli insan hakları yetkilisi. Ülkemin güvenliği, halkımın güvenliği onun söylediklerinden daha önemli ve kaldı ki kendisi taraflı bir insan ve ortada bir çıkar çatışması bulunuyor. Kendisini iyi tanırım, tamam mı? Ve bu insanlar, bu kurumlar FETÖ'ye ait ki kendisi de... FETÖ, Fethullah Gülen'in örgütü. Kendisi de ayrıca terörist örgüt. Darbe girişiminin arkasında. Size göre terörist ama başkaları öyle görmüyor. Çünkü birçok Batı ülkesi o gece çok mutluydu, tamam mı? Çünkü o darbe girişiminde bulundu ve başarısız oldu. Ve ertesi sabah onu çok seven birçok Batı ülkesi darbenin başarısız olmasından üzüntü duydu.
Dolayısıyla sizin için o iyi bir insan ama Türk halkı hangi için Batı kendisi... Hangi Batı ülkesi darbenin başarısız olmasından dolayı? Sizin için Gülen iyi bir insan ancak başkaları ve Türk halkı için ve dostumuz birçok ülke için bu bir terör örgütü. Bu yüzden birçok devlet ona bağlı okulları ve kurumları kapatıyor. Hangi Batı ülkesi darbeyi memnuniyetle karşıladı? Hangi Batı ülkesi darbeyi onayladı? Maalesef büyük çoğunluk. Hangisi? İsim verin. Hatta o bana gece bile... Bana isim verin, isim Sayın Bakan. Bir size isim verebilirim. Hangisi? Birçok Avrupa ülkesi. Birçoğu. Bir tanesinin ismi neredeyse söyleyeyim. Hepsi. Öyle mi? Bana tek bir ülke ismi bile veremediniz. Neden darbeden sonra gelip bizi kimse ziyaret etmedi? Tek bir isim bile veremediniz. Neredeyse hepsi. Gerçekten mi? Evet. Tek bir isim bile veremediniz. Neredeyse hepsi. Veremiyorsunuz. Verebilirim. Bir tane bile isim veremiyorsunuz. Neredeyse hepsi. Veremiyorsunuz. Birini seçin, birinin neredeyse ismini söyleyin. Hepsi. Gerçekten evet. mi? Evet. Bunun için elinizde herhangi bir delil yok. Elimde delil var. O gece birçok bakan beni sorguya çekti. Sabaha karşı 3'te bana darbecilere nasıl muamele edeceğimizi sordular. Bana kişisel olarak nasıl olduğumu sormak ve Türkiye'deki durum hakkında bilgi almak yerine bana bunu sordular. İnsanların kime inanacağını düşünüyorsunuz? Dünyadaki insan hakları ihlallerine karşı konuşan BM insan hakları temsilcisine mi yoksa insan hakları ihlalleriyle suçlanan bir hükümetin temsilcisi olan size mi? Size kim inanacak? Bu size ve insanlara bağlı, bana bağlı değil. Size göre insan hakları sadece suni engeller öyle değil mi? Hayır. Çünkü Hayır. Cumhurbaşkanınız geçenlerde bir basın toplantısında AB'ye suni engellerin kaldırılması çağrısında bulunuyorum demişti. Suni engellerden kastedilen siyasi engeller. Irkçılığın yükselmesi ve İslamofobi yüzünden bazı ülkeler Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkıyor. Tam olarak bunu demek istedim. Cumhurbaşkanının söylediği şey şu. Türkiye standartlar, demokratik standartlar temelinde Avrupa Birliği ile ilişkilere devam etmeye hazır. Ancak engellere bakarsanız Kıbrıs yüzünden, Sarkozy yüzünden, o ya da bundan, bunların hepsi suni ve siyasi engeller. Sayın Dışişleri Bakanı, biraz da Fethullah Gülen hakkında konuşalım. Amerika'daki İslami vaiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden kendisinin... O bir terör örgütü, İslami vaiz değil. Önce soruyu sorabilir miyim? Evet, buyurun. ABD'den... Ama sizinle aynı fikirde ABD'den değilim. ABD'den iade... Söylemek istediğim bu. Bakın, sizin için bile... ABD'den Gülen'i o bir darbeci ve bir terörist. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Çünkü Türkiye'de yaptığı şey hoşunuza gitti. O yüzden İslami vaiz dediniz. Söylemek istediğim şey tam da bu. Şimdi sorunuzu kendiniz yanıtlıyorsunuz. Hayır, sizin kullandığınız dili kullanmayacağım. Şimdi bana yönelttiğiniz soruyu kendiniz yanıtlıyorsunuz. Siz ABD'den kendisinin iadesini istiyorsunuz. Evet. ABD'de giderek artan endişenin nedeni Nisan 2016'da Amerikalı misyoner Andrew Branson'u tutuklamış olmanız. Belli ki bir pazarlık kozu olarak kullanmak üzere. ABD Gülen'i iade etmezse diye ya da edene kadar. Ve bunu biliyor olmamızın nedeni çünkü... Bunu biliyor olmanızın nedeni mi? Bu sizin... Nasıl emin olabiliyorsunuz? Bunu sizin Cumhurbaşkanınız geçen sonbahar bir konuşmasında itiraf etti. Amerikalıların papazı bize verin sözlerine yanıt olarak Gülen'i ima ederek bir papaz da sizde var. Siz onu verin, biz de size onu yargılayalım, size verelim dedi. Bu rehine diplomasisi değilse nedir? Bu rehine diplomasisi değildir dostum. Peki nedir öyleyse? Branson... Takas öneriyorsunuz. Branson hakkında suçlamalar var ve iddianame mevcut. Eğer vaktiniz varsa 5 dakika ayırıp iddianameyi okursanız orada ne tür suçlamaların olduğunu görürsünüz. Bu tamamıyla hukuki bir süreç. Siyasi ayağı olan bir dava değil. O zaman neden takas öneriyorsunuz? Hayır, bunu hiç önermedim. Önerdiniz. Hayır, önermedim. Bize papazı geri verin. Bir papaz da sizde var. Siz onu verin, biz de size onu yargılayalım, hayır, size hayır, verelim. Bunu asla yapmadık. Ama eğer devletler arasında kişileri iade etmek, mahkumları takas etmek için anlaşmalar varsa ki buna Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındakiler de dahil, bazen mahkum hüküm giymişse örneğin o kişiyi vatandaşı olduğu ülkeye geri gönderebilirsiniz. Bunlar
anlaşmalarda mevcut. Bu olabilir. Ama papaz... Yani bir takas öneriyorsunuz. Ama papaz, hayır önermedik. Size böyle anlaşmaların mevcut olduğunu ama söylüyorum. Ama söylenen hayır, buydu. Hayır. Size alıntıyı aktardım. Size bu sizin yorumlama şekliniz. Ve biz hiçbir ülkeyle bu tür bir pazarlığın içinde bulunmadık dostum. Ve aslında istihbarat servisleri sadece kimi zamanlarda bazı teröristlerin iadesi için veya başka bir ciddi durum olduğunda birlikte çalışır. Bu ülkeler arasında bir çeşit işbirliğidir. Ancak papaz gözaltına alındı. Hüküm giymedi. Ancak ciddi suçlamalar var. İddianameyi okuyup ne tür suçlamalarla karşı karşıya olduğunu bizzat kendiniz görebilirsiniz. Ve hala takas için elinizde. Sayın Bakan, Suriye hakkında konuşalım. Suriye'deki siyasi süreçte öncü bir rol oynadığınızı söylediniz. Bu yüzden de Cenevre, Astana, Soçi'de sürecin hiçbir yere varamamış olmasıyla ilgili sorumluluğun bir kısmını üstlenmek durumundasınız. Ruslar, devlet başkanı Esad'ın savaşı kazanmaya devam etmesine izin verdi ve pozisyonunu sağlamlaştırdı. Esad'ın gitmesi gerektiğini söylediniz ancak bugün bu hedefe ulaşmaktan hiçbir zaman olmadığı kadar uzaksınız, değil mi? Biz Esad'ın ülkeyi artık yönetemeyeceği görüşündeyiz. Çünkü neredeyse 1 milyon insan öldürdü. Ve bu sadece benim kararım değil, biliyorsunuz. Görüşmelerde öncü bir rol oynuyorsun. Hayır, şöyle izah edeyim. Aslında nihai olarak ülkeyi kimin yöneteceği kararı Suriye halkına ait. Belki bu yüzden ülkeyi demokratik seçimlere hazırlamamız gerekiyor. Türkiye farklı platformlarda önemli ve hayati bir rol oynuyor. Halep'ten beri çalışıyoruz. Rusya ile birlikte çalışmaya başladık. Sonra İran'ı da buna dahil ettik. Çünkü beğenin ya da beğenmeyin, İran da önemli bir aktör. İran'la Esad da dahil olmak üzere farklı konularda görüş ayrılığımız var. Ama bu temel bir mesele. Evet, bu temel bir mesele ama... Ve onlar çıkarlarınıza aykırı hareket ediyor. Ama şimdi en yakın dostunuz hayır, oldu. Hayır, onlar benim en yakın dostum değil. Ben onlarla birlikte çalışıyorum. Birlikte çalışmak için bir ülke ya da bir insanla her konuda aynı görüşte olmanız gerekmiyor. Bazen fikir ayrılıklarını parantez içine alabilirsiniz. Ama örneğin Astana süreci... Aslında rejim ve muhalefet arasında ateşkesi, çatışmasızlık bölgelerini pekiştirme ve güven artırıcı adımlar, önlemler alma noktasında çok faydalı oldu. Ve sizin sözlerinizde 1 milyon insan öldürmüş adamın gücünü sağlamlaştırma noktasında. Onun gücünü sağlamlaştırıyorsunuz. Hayır, yaptığınız hayır, şey bu. Bu doğru değil. Esad'ın gücünü sağlamlaştırdınız. Ruslar Esad'ın gitmesine izin vermeyecek ve bunu siz de biliyorsunuz. Bu çok ciddi bir sorun. Suriye. Bu yalnızca benim sorunum değil. Durumun ne olduğunu ve neler yapmaya çalıştığımızı açıklamaya çalışıyorum. Evet, Astana tamam. Soçi sadece bir kere oldu ve biz Soçi'yi Cenevre'ye bağlıyoruz. Sorun hiç kimsenin Cenevre'ye yeterince aldırış etmemesi. Yani siyasi süreç yalnızca Rusya ve İran'ı değil, koalisyondaki müttefiklerimizi de ilgilendiriyor. Yani yeni adımlar atmadan ya da Cenevre'de ilerleme kaydedip başarı elde etmeksizin siyasi çözümden nasıl emin olabiliriz? Şimdi bir anayasa komisyonunun kurulması gerekiyor. Ama ben her konuda kötümser miyim? Çok kötümser değilim. Neredeyse 1,5 yıl içerisinde büyük ilerleme kaydettik. Ancak hala birlikte çok iş yapmamız gerekiyor. Peki tamam, süremiz bitiyor Sayın Bakan, anlıyorum. Son bir soru. Ve bu yüzden hem teröristlerle mücadeleye hem de siyasi sürece eşit derecede dikkatimizi vermemiz gerekiyor. Son bir soru Sayın Bakan. Haziranda seçime gidiyorsunuz, meclis ve başkanlık seçimleri. AGİT'i yani Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı bu seçimleri gözlemlemeye davet ettiniz. Daha önce yaptığımız gibi. Avrupa Konseyi'ni ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ni. Ve geçen yılki oylamanın AGİT ve Avrupa Konseyi standartlarına uymadığını söylediklerinde eleştirilerini derhal reddettiniz. Cumhurbaşkanınız şunu dedi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne biliriz, ne duyarız. Peki her türlü eleştiriyi reddedecekseniz neden onları yine davet etme zahmetinde bulunuyorsunuz ki? Hayır, her eleştiriyi reddetmiyoruz. Ve AGİT, Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu...
ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ni seçimleri izlemek üzere hep Türkiye'ye davet ettik. Tüm seçimlerde, yerel seçim olduğunda seçimleri aslında yine Avrupa Konseyi izliyor. Geçen yıl bu geçici komitelerin bazı üyeleri maalesef PKK yanlısı parti HDP'nin kampanyasında yer aldı. Buna Alman siyasetçi Andrei Hunko da dahil. Yani söyledikleri şeyi beğenmezseniz onları PKK yanlısı olmakla suçluyorsunuz. Yani gözlemcilerin nesnel ve dengeli olması gerekiyor. Taraf tutamazlar, yer alamazlar. Avrupa Konseyi'nde geçirdiğim yıllarda ben de birçok ülkede seçimleri izledim. Yani gözlemcilerin nesnel ve dengeli olması gerekir. Taraf tutamayız. Herhangi bir siyasi partinin kampanyalarına katılamayız. Yani size istediğiniz sonuçları vermedikleri sürece taraflı oluyorlar, öyle mi? Onlara taraflı diyorsunuz. Eğer PKK propagandasında yer alırsanız taraflısınızdır. Eğer PKK'yı destekliyorsanız bir terör destekçisisinizdir. Bu çok net. Konflikt Zone programına katıldığınız için çok teşekkürler Sayın Bakan. Teşekkür ederim.